Merhabalar sevgili arkadaşlar. Şimdiki konumuz dış kuvvetler. Dış kuvvetler için bileceğimiz etken şudur. Yıkıcı kuvvet olarak bilinirler. İç kuvvetlere yapıcı kuvvet diyoruz. Yer şekillerini yapıyorlar. Onların yaptıkları bu yer şekillerinde dış kuvvetler geliyor, aşındırıyor ve buna bağlı olarak da yıkıcı kuvvet olarak karşıma çıkıyor. Ve ilk olarak akarsular. Akarsulara baktığımızda yatak eğimi doğrultusunda yüzeysel akışa geçen belirli bir kaynaktan doğan ve döküldüğü yere de ağız ismi verdiğimiz sürekli akış gösteren ya da mevsimlik akış gösteren akarsulara biz ve akan sulara biz akarsu adını veriyoruz. Ve akarsuyun aşındırma yapmasında Ağız kesmiyle ile kaynak kesmi arasındaki yatak eğiminin fazla olması gerekir. Eğer böyle bir yatağa sahip bir akarsu varsa yatağı içerisinde aşındırma yapmaya başlayacaktır. Ve bu aşındırmayı yaparken zaman içerisinde yatağını şu seviyeye, sonra şu seviyeye, sonra şu seviyeye, sonra şu, seviyeye, sonra şu, sonra şu alana kadar getirecektir. İşte bu seviyeye ulaşmış bir akarsu artık neye ulaşmış demektir? Denge profiline ulaşmış demektir. Denge profili akarsu yatağı eğiminin iyice azalması, akarsun yatağını dümdüz bir hale getirmesi sonucunda oluşan şekillerdir. Ve akarsu içinde yapmış olduğu akışa bağlı olarak içinde aktığı yatağını yatağına vadi ismi verilir. Ve bu vadilerin farklı sınıflandırması, farklı isimlendirmesi vardır. Eğer farklı dirençteki kayaçların oluştuğu alanlarda basamaklı vadi meydana getiriyorsa biz buna kanyon vadi deriz. Kanyon vadi oluşumunda farklı dirençteki kayaçların varlığı etkili olmuştur ve kanyon vadinin diğer vadilere göre farklı bir değeri vardır ki o da turistik değer anlamı taşır. Diğer vadileri belki çok fazla İnsanlar görmeye gitmez ama kanyon vadi insanlar görmeye gittiği için turistik değer taşır ve farklı dirençteki kayaç olacak. Mesela Amerika'da Colorado civarında Büyük Kanyon, yine bizim ülkemizde Uşak Ulubey Kanyonu. Bunlar kanyon vadi örnektir. Bir diğeri Çentik Vadi dar ve derin vadilerdir V şeklinde olan vadilerdir ve akarsuyun özellikle kaynak kesiminde özellikle eğimin fazla olduğu alanlarda eğimin fazla olduğu alanlarda oluşturdukları ilk dar ve derin vadiler derine doğru aşındırma sonucunda oluşan çentik vadilerdir. Asimetrik vadi Akarsuyun bir vadinin bir yamacının diğer yamaca göre daha eğimli ya da daha yatık olmasıyla alakalıdır asimetrik vadi. Bunda da farklı dirençteki kayaçlar etkili olmuştur oluşumunda ama buradaki nüansın temelinde yatan unsur şu: Yamaç komple. Biri daha aşınmaya dirençli, az aşınıyor ve bu şekilde kalıyor. Diğeri aşınmaya daha dirensiz, çok aşınıyor ve bu şekilde yataylımsı bir şekil meydana geliyor bir diğeri boğaz vadi. Akarsuyun bir sıra dağını yarıp geçtiği yerde oluşturduğu vadi tipidir. Ve akarsu boğaz vadiyi oluştururken temel mantığında şu vardır ki boğaz vadide mutlaka sıra dağını yarıp geçmesi gerekir. Bundan dolayı yarma vadi olarak da bilinir. Aklının bir köşesinde bulunsun. Alivyon tabanlı ya da geniş tabanlı vadi. Bunda da şu vardır. Artık yatak eğimi iyice azalmış ve yanlara doğru aşındırmanın olduğu, düzlük alanda, graben alanlarında akış gösteren akarsuların sahip olduğu vadi tipidir. Alivyon tabanlı ya da geniş tabanlı vadi. Bizim ülkemizde Ege bölgesi buna örneklerden bir tanesidir. Oradaki graben alanlarında akan akarsulardır ve akarsu aşındırma şekillerinden bir diğeri dev kazanı. Şelale olarak ikisi birlikte bulunmaktadır. Bir diğeri peri bacaları. Farklı dirençteki kayaçlardan oluşmuştur peri bacaları. Bakın bazalt aşınmaya dirençlidir. Tüf daha yumuşaktır. Zaman içerisinde yumuşak olan tüfler aşınırken bazaltlar ne yapıyor? Aşınmaya direnç gösteriyor ve en sonunda bu şekilde sütün damasına oluşmuş şekillere biz peri bacası ismini veriyoruz. Ve peri bacalarıyla alakalı şunu bileceğiz. UNESCO tarafından ülkemizde koruma altına alınmış hem doğal hem beşeri milli parklara örnek olan şekillerdendir. Yine akarsu aşınım şekillerinden bir diğeri plato. Plato çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklerin akarsular tarafından derince parçalanmasıyla oluşan şekillerdir ve dünya genelinde ve ülkemizde Plato'lar geniş yer tutmaktadır. Kırgıbayır, diğer adı Betlens, kötü alan, kötü arazi anlamına gelir. Gelişi güzel aşındırmanın bir ürünüdür sel rejimli akarsuların ortaya çıkarmış olduğu oluşumlardır. Ve e, kırgı bayırlarla alakalı, betlenslerle alakalı temel mantığım şu taşkın yapan akarsu çevresindeki araziyi gelişi güzel aşındırmasıyla oluşan şekillerdir. Peneplen, diğer adı yontuk düz. Aşındırmanın son şeklidir. Bir akarsu bir araziyi peneplen olana kadar aşındırmaktadır ve buna bağlı olarak da baktığınızda Peneplen yaşlı arazilerde karşımıza çıkar. Mesela bizim ülkemizde peneplenler bulunmaz. Çünkü biz genç oluşumlu bir ülkeyiz. Genç oluşumlu olmamızdan dolayı peneplenle alakalı çok fazla karşılaşmayız. Daha önceki zamanlarda ikinci jeolojik zamanda peneplen arazi vardı mesela bizim ülkemizde. Ne oldu hocam onlara? Onlar toptan yükseldiler. Bugün yüksek kesimdeki geniş düzlükleri oluşturdular. Yani ...platolar oluşturdular. Günümüz platoları eskiden birer peneplen sahasıydı. Bundan dolayı ülkemizde bugün peneplen yok. Günümüzde plato olarak karşımıza çıkıyorlar... ...tekrardan canlandıkları için. Evet, akarsu aşınım şekillerimiz böyle. Şimdi gelelim birikinti şekillerine. Akarsun özellikle yatak eğiminin azaldığı alanlarda... ...oluşturduğu şekillerdir. Ve akarsu birikim şekillerinden ilki delta yüksek kesimlerden aşındırıp taşıdığı malzemeleri denize döküldüğü sığ alanda oluşturmasıyla biriktirmesiyle oluşan ovalardır deltadır. Deltalar ve delta için gerekli olan bazı şartlar var. Öyle her akarsu kendi kafasına göre delta oluşamaz ya da oluşturamaz. Bir ne olacak? Gelgit etkili olmayacak. Okyanus kıyısında delta ovası oluşmaz. Gelgitin etkili olduğu alanlarda tutar. Her biriktirmeye çalıştığını denize doğru taşıdığından dolayı delta ovası oluşumu gerçekleşemeyecek. Bundan dolayı gelgit olmamalı. Güçlü akıntı olmamalı. Güçlü akıntı da beraberinde alıp aşındırıp taşıyacağı için götüreceği için burada delta ovası oluşumunu zorlaştıracaktır. Yine başka baktığınızda kıta sahanlığı kıta sahanlığı geniş olmalı. Geniş olsun ki sığ deniz olsun. Sığ denizde akarsu biriktirmesini daha kolay yapacak. Buna bağlı olarak da bu birikim faaliyeti sonucunda da deniz doldurulmuş delta ovası oluşacak. Ve bir de akarsu ne yapmalı? Bol alivyon taşımalı. Bol alivyon taşısın ki o denizi kolayca doldurabilsin. Bu doldurmaya bağlı olarak da Akarsu Delta ovasını oluşturabilsin. Delta ovası oluşabilmesi için gerekli olan şartlar bunlardır ve dediğim gibi okyanus kıyısında Delta ovası oluşmaz gelgitin varlığından dolayı. Bir diğeri taban seviyesi ovası. Yine akarsuyun delta ovası oluşturmadan önce iyice eğimin azaldığı alanlarda alüvyonları biriktirmesiyle oluşturduğu ovadır. Ve Menderester çizen bir akarsu kendi yatağı içerisinde bir birikim yapıyorsa bir adacık oluşturuyorsa buna biz ırmak adası veriyoruz. Ve yine yine dağ yamacı boyunca inen akarsular dağın eteğinde eğimin azaldığı alanlarda taşıdıkları alüvyonları biriktirmesiyle de birikinti konileri meydana geliyor. Onlar zaman içerisinde büyüyorlar, birikinti yelpazesine oluyorlar. Onlar zaman içinde büyüyorlar artık kocaman bir dağ eteği, eteği ovası haline geliyorlar. Bakınız. Dağ yamacı boyunca inen akarsuyun oluşturduğu küçük birikmeye biz birikinti konisi diyoruz. Bir tık büyüdüğünde birikinti yelpazesi, bir tık büyüdüğünde dağ eteği, eteği ovası olarak karşımıza çıkıyor bu oluşumlar. Ve dağlık arazilerde, çevresine göre alçakta kalan kısmın alüvyonlarla dolma sonucunda oluşan ovalara da dağ içi ovası diyoruz. Ve bunlar da yine akarsu birikim şekilleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve akarsuyun hem aşınım hem birikim şekli olarak karşımıza çıkan menderesler ve sekitaraçalar bulunmaktadır. Menderes baktığımızda oluşum anlamında akarsuyun çarpak aşındırma yaptığı malzemeyi yığınak dediği alanda biriktirmesiyle oluşan kıvrımlar büklümlerdir. Ve bir akarsuyun büklüm çizmesi ya da menderesler oluşturması akarsuyun yatak eğiminin azalmasıyla alakalıdır. Ve kıvrımlar çizdiğinden dolayı boyu uzamaya başlamıştır. Yatak eğimi azaldığı alanlarda menderes çizer. Seki ve taraça da yine basamaklandırma anlamında epirojenezin de etkisiyle tekrardan canlanan akarsuyun önce aşındırma, biriktirme yapması sonra o biriktirdiği malzemeyi epirojeneze bağlı olarak toptan yükselip Tekrardan canlandığı için aşındırması sonucunda oluşmuş şekillerdir seki ve taraçalar. Yeryüzünde dış kuvvetler içerisinde bizim ülkemizin arazisinin şekillenmesinde de en etkili kuvvetler arkadaşlar akarsulardır. Ve lütfen sınavda çıkabilir. Unutma şunu şuraya hemen yazıyorum. Ya çıkarsa diyorum ya çıkarsanın altına da şöyle bir not ekliyorum. Diyorum ki... TR arazisini günümüz görüntüsünü kazanmasında en etkili en etkili iç kuvvet kimdir? Dış kuvvet kimdir diye sorarsa en etkili iç kuvvetimiz orojenezdir. Dağ oluşumudur. Ülkemiz dağlık bir bölge ülkedir. En etkili dış kuvvetimiz de akarsulardır. Bunu unutmayınız. İnşallah çıksın. Çok amin. Türkiye arazisinin günümüz görünümü kazanmasında en etkili olan iç ve dış kuvvetimiz. iç kuvvetimiz orojenes, dış kuvvetimiz de akarsular olarak karşıma çıkmaktadır. Aklının bir köşesinde bulunsun. Geldim şimdi yeraltı sularına. Yeraltı suları aşındırma ve biriktirme faaliyetlerini daha çok karstik arazide yaparlar. Ve kolay çözünebilen temeşir gibi, kaya tuzu gibi, kalker gibi, jips gibi arazilerde kayaçları çözündürmesiyle birikim ve aşınım şekli ortaya çıkmaktadır. Ve aşınım ve şekilini, birikim şekilleriyle alakalı şimdi kanyon vadi karstik va e, arazide oluşur, e, akarsu aşındırma sonucunda oluşan basamaklı vadidir. Lapya en küçük aşınım şeklidir. Lapyalar büyür, dolinleri oluşturur. Dolinler büyür, uvalayı oluşturur. Uvala büyür, polyeyi oluşturur. Polye, karstik ovanın, göl ovanın diğer adıdır. Tekrar ediyorum. En küçük karstik aşınım şekli lapyadır. Lapyalar büyüdükçe dolinleri oluşturur. Dolinler büyüdükçe uvalayı, uvala büyüdükçe polyeyi oluşturmaktadır. Ve karstik mağaraların tavanları çökerse şöyle oluşmuş çukurluklara da biz obruk adı veriyoruz karstik mağara tavanlarının çökme sonucu oluşan şekillerdir. Yine yer altında mağaraları birbirine bağlayan yollara da galeri ismi diyoruz ve karstik aşınım şekillerindendir. Yine karstik kaynaklar da yüzeye çıkması su çıkan anlamında karstik arazide aşınım şekillerinden biridir. Ve karstik kaynağın diğer adı voklüz olarak da karşımıza çıkmaktadır. Ve yine baktığımızda arkadaşlar burada birikim olarak da Karstik mağaraların aşınma sonucunda oluşmuş karstik mağaraların içerisinde tepeden aşağıya doğru sarkarak inenlere sarkıt ondan damlayıp yukarıya doğru çıkanlara dikit bunlar kavuştuklarında da sütunlar meydana geliyor. Karstik arazide meydana gelen şekillerimizde aynen bu şekilde ve aşınım şekilleri mağara su yutan ki diğer adı düdendir. Yine su çıkan voklüzdür. Körvadi, Lapya, Dolin, Uvala, Polye, Obruk. Birikim şekilleri de sarkıt, dikit. En önemlisi sütun birleştiklerinde bir de kim Travertenler var. Travertenler özellikle bizim ülkemizde Denizli'de, Pamukkale'de karşıma çıkan ve UNESCO tarafından da koruma altına alınmış. Hem doğal hem beşeri özellik taşıyan kültürel doğal alanlardan bir tanesidir. Hem doğal hem beşeri özellik taşımasının sebebi şudur. Doğal güzellik olarak kim var bu alanda? Ee, travertenler var. Hemen yanında Hierapolis diye bir antik kentin bulunması otomatikman da beraberinde bu durumu karşıma çıkarıyor. Bir diğer dış kuvvetimiz buzullar buzulların oluşturduğu yer şekilleri anlamında sıcaklığın sıfır derecenin altında kalması ve sürekli donmuş halde bulunan suyun oluşturduğu şekillerdir. Ve yıl boyunca erimeyen karlara biz kalıcı kar ya da toktağın kar deriz. Kalıcı karlar şunu unutmayın. Ekvatorda, ekvatorda ancak 5000 metreden sonra görülür kalıcı karlar. Orta kuşakta bizim de ülkemizin bulunduğu alanda ancak 3000 metreden sonra görülür. Kutuplarda ancak 0 metreden sonra görülür. Bu kalıcı kar alt sınırı diye adlandırılır ve kalıcı karların başladığı alan olarak karşıma çıkar. Ve kalıcı karlardan sonra buzullar var olur. Bakın yıl boyunca bulunan erimeyen şu alana buzul adı veriyoruz. Bu buzulların hareketi sırasında oluşturmuş olduğu vadeye buzul vadi ya da tekne vadi ya da U vadi adını veriyoruz. Buzul çukurluklarına verilen isme de sirk adı veriyoruz. Buzul çukurluklara verilen isim sirk. Bak şurada ana vadiye tabi olan küçük küçük vadiler var. Bunlara da asılı vadi ismi de verilmektedir. Bu da buzul aşındırma sonucunda oluşan vadilerdendir. Tekrar ediyorum. Baktığınızda burada ana vadiye buzul vadisi tekne vadisi de U vadi diyoruz. Onun kollarıyla yanlarından besleyen yukarıda kalan kısımların asılı vadi, buzul çukurluklarına verilen isim sirk, şimdi geliyorum bir de hörgüç kayamız var. Hörgüç kayamız Farklı dirençteki kayaçların bulunmasıyla oluşan aşındırma sonucunda meydana gelmiş şekillerdir. Şurası dirençli olduğundan dolayı şurası çok aşınmış ama burası şöyle bombeli bir yapı göstermiş. İşte buna örgüç kaya diyoruz buzulların aşındırıp taşıdığı toprak morendir. O moren yığınlarına moren tepeleri adı verilir ve baktığınızda moren tepelerinde eğer asimetrik bir duruş gösterirse durubin tepesi olur ve oradan kopanların da şu alanda oluşturdukları düzlüğe de morenden oluşturduğu düzlüğe de sander düzlüğü adı verilmektedir. Bunlar buzullar tarafından oluşturulan yer şekilleridir ve Burada şuna dikkat edin. Drublin ya da Sander ya da moren bunlar birikim şeklidir. Buzul vadisi, sirk çukur ya da çana ve örgüç kaya da aşınım şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya üzerinde bu tarz oluşumların en fazla görüldüğü yer İskandinav Yarımadası'dır. Yani İsveç, Norveç, Finlandiya. Özellikle Finlandiya Sirk göllerinin buzul çukurlarının sulara dolma sonucunda oluşan Sirk göllerinin en fazla bulunduğu ülkedir. 10 bin'e yakın yaklaşık olarak buzul gölü vardır. Hatta göller ülkesi olarak da bilinmektedir. Bu alanda etki noktasında burası. Rüzgarlar. Bakınız, burada arkadaşlar rüzgarlar genellikle dönence çöllerinde, dönence çölleri ve Karasal çöllerde oluşumlarını meydana getiren şekillerdir. Günlük sıcaklık farkı fazla olacak. Bitki örtüsü bakımından cılız olacak ya da olmayacak. Nemin az olmasına bağlı olarak ufalanmış materyallerin rüzgar tarafından taşınarak biriktirilmesi ya da aşınmasına bağlı oluşan şekillerdir. Ve bunlar taşındıktan sonra sadece kaya parçalarının kalmasına biz, hamada ya da Kayalık Çöl adını veriyoruz. Ve rüzgar aşındırma şekilleri kimlerdir diye sorarsa Tafoni, Şahittepe, Yardank, Mantarkaya. Şu Şahittepe olacak. Şahittepe. Birikim şekilleri de Löz, Kumullar, Barkan. Barkan özellikle şöyle yarım hilal şeklinde olan ve rüzgarın şuradan esip de şu alanı birike birike devam ettirdiği şekillerdir. Ve rüzgarların etkili olduğu alanlar kurak iklim bölgeleri, çöl bölgeleri, özellikle dönence çöllerinin bulunduğu alanlar ve yine buna bağlı olarak oluşan sınıflandırmada günlük sıcaklık farkının fazla olduğu, mekanik, fiziksel çözümün etkili olduğu bitki örsünden yoksun alanlarda karşımıza çıkmaktadır rüzgarlar. Ve bizim ülkemizde de rüzgarlar en fazla kısmi çöl olan Konya kara pınar'da etkisini göstermektedir. Bakınız rüzgar öyle bizde çok daha etkili, yavaş yavaş etkili olan süreçler içerisinde ve kısmiçe olarak rüzgarların en etkili olduğu alanlar baktığınızda doğrudan sınıflandırma noktasında Konya Karapınar karşıma çıkmaktadır. Evet, dış kuvvetlerin ilk kısmı akarsular, yeraltı suları, buzullar ve rüzgarların etkili oldukları, ortaya çıkardıkları aşınım ve birikim şekilleri önemlidir. Özellikle burada <laughs> şeklin oluşumundan daha ziyade isim anlamında aşındırma kim? Akarsu aşındırması. Karstik aşınım, karstik birikim kim? Ya da rüzgar aşınım, rüzgar, buzul aşınım, buzul birikim. Bunları bilmekte daha fayda var. Çünkü ÖSYM e... Geçmiş yıllarda karşımıza çıktığı tarzda hep soru şöyle geldi. Dedi ki: Aşağıda verilen yer şekillerinin hangisi akarsu aşındırma sonucunda oluşmuştur? Ya da akarsu biriktirme sonucunda oluşmuştur ya da farklı bir dış kuvvet tarafından oluşturmuştur. İsim anlamında bilmek oluşumdan daha ziyade daha faydalı olacaktır aşınım ve birikim içerisinde. Bunlardan da özellikle Akarsular hem ülkemizde hem de dünya üzerindeki birçok alanda en etkili dış kuvvet olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, dış kuvvetlerimizin ilk bilgileri bu kadar. Kendinize iyi bakınız. Bir diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.